Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Sade ve Basit Yaşam YouTube kanalının ve Instagram hesabının sahibi Sinem. Hoş geldin Sinemcim. Nasılsın? Hoş bulduk Duygu. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim ve seni konuk etmekten de inanılmaz mutluyum. Paylaşımların, konuşman o kadar sakin ve duru ki sohbetimize daha çok seni konuşturup dinleyicilere bu sesten mahrum etmek Çok istemiyorum. teşekkür ederim. Çok naziksin gerçekten. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Senin vesilenle daha fazla insana ulaşabileceğim ve bu da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Aa, ne güzel. Bu arada sesinin güzelliği, sakinliğinin yorumunu yapan da ilk ben değilim. Bunu takip ettiğim için hesabından da biliyorum. Ve yaklaşık 1.000 kişi falan da bunu söyledi herhalde. Çünkü sesin uykuya dalmaya iyi geldiğini, seslendirme düşünüp düşünmediğini falan sormuşlardı diye anımsıyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bunu hani bir iltifat olarak mı alayım yoksa bir yan etkim olarak mı düşüneyim onu bilmiyorum ama öyle söyleniyor. İkisi de bizim faydamıza. Peki. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ben ilk olarak bize biraz kendinden bahseder misin? Yalanların nelerdir, neler yaparsın diye sormak istiyorum. Tabii. 43 yaşındayım. 5 sene öncesine kadar çalışıyordum. Doğuma 2 hafta kala çalışmayı bıraktım. Ondan öncesinde bayağı yoğun bir çalışma hayatım vardı. Hem tam zamanlı olarak çalışıyordum bir telekomünikasyon şirketinde, hem de özel ders veriyordum. Yaklaşık 14 yıl kadar özel ders verdim. Hafta içi akşamları ve hafta sonları, yani normal çalışma saatinin dışındaki saatlerde özel hayatımdan çalarak aslında sevdiğim bir işi yaptım. Çünkü anlatmayı seviyordum ve öğretmeyi seviyordum. Aslında biraz da beni bu YouTube kanalına bu getirdi. Yani yeni bir şey öğrenmiştim. Minimalizmi öğrenmiştim, sadeliği öğrenmiştim. Ve bunu öğrendiklerimi başkalarına aktarmak bende bir heyecan uyandırıyordu. Neyse, ben işi bıraktıktan sonra bir süre daha özel derse devam ettim. Sonra işte adres değişiklikleri vesaire derken öğrencilerimden koptum ve küçük bir bebeğin işte tüm sorumluluğunun bende olmasıyla, yani bir bakıcımız, bir aile desteği yok. Eşimle ikimiz sadece bakıyoruz. Dolayısıyla aslında çalışma hayatından biraz uzaklaşmış oldum. Sonra minimalizmle tanıştım ve bir yandan böyle hobi gibi, bir uğraş gibi, hem bana iyi gelen, hem başkalarıyla paylaştığım için beni ayrıca iyi hissettiren bir uğraşım olmuş oldu. Ne güzel de oldu. Bize de bunları paylaştın. Harika bilgiler ediniyoruz senden de. Minimalizm ve sadeleşmeyle hani biraz bahsettin bu tanışma sürecinden ama süreçte nelerle başa çıktın? Mesela işte Duygu şunu yaşadım işte böyle bir şey oldu ama ben hani negatif de olsa pozitif de olsa böyle devam ettim diyeceğin neler var bize? Aslında ilk minimalizmle tanışmam benim doğumdan, yani hamilelikten de önce bir bıkkınlık hissiyle gelmişti. Çok fazla tüketiyordum, çok fazla alışveriş yapıyordum. Benim için dışarı çıkmak, gezmek, kafa dağıtmak ya da bir arkadaşımla buluşmak için tek mekan alışveriş merkezleriydi. Alışveriş merkezlerine gittiğim zaman da muhakkak bir şey alıyordum. Çünkü insan hani boş boş gezse bile, gezmek için içeride dolaşsa bile bir şeylerden etkileniyor, bir şey indirimde oluyor, ihtiyacın olmayan. Bir fırsat Kesinlikle. görüyor. Ve o fırsatı gördüğün zaman öyle bir his oluyor ki insanda, ya kaçırıyorum ben bu fırsatı falan diye böyle bir duygu oluyor Evet, insanda evet. nedense. Ondan sonra işte kredi kartı yükleri, borçları, hani altından kalkamayacağım bir şeylere çok fazla girmedim ama hep bu yabancılar paycheck to paycheck derler ya, işte maaştan maaşa yaşamak, hani kredi kartı ödemesinden kredi kartı ödemesine, öyle bir duruma gelmiştim. Ne alırsam alayım beni mutlu etmiyordu. Her aldığımı da ihtiyaç olduğunu düşünüyordum. Bir de öyle bir kendimi kandırıyordum. Evim çok kalabalıklaşmıştı ve ben böyle şey bir insanım, biraz da böyle titiz bir insanım, düzeni seven bir insanım. Evdeki her şey beni çok yormaya ve beni mutsuz etmeye başlamıştı. Halbuki ben onları mutlu olmak için almıştım.
Yani onun için bir de para Çok doğru. harcamıştım. Para harcadım derken aslında hayatımı harcamıştım. Çünkü alacağım işte bir spor ayakkabı için belki 3 gün çalışmıştım. İşte aldığım bilmiyorum, bir başka bir aksesuar ya da bir mutfak eşyası için belki işte 6 saatimi vermiştim. Sonuçta onun için zamanımı, hayatımı vermiştim. Yani olabilecek en değerli şeyimi ve geri dönüşü olmayan tek şeyimi. Bir gün yani o kadar sıkıldım, bunaldım ki bir arayışa girdim. Kendi kendime şöyle dediğimi hatırlıyorum Duygu. Böyle evdeyim ve o zaman tek yaşıyorum. Kendi evim var ve 8 kişilik masam vardı benim. Yani inanabiliyor musun? Biz şu an 3 kişiyiz. 3 kişiyiz ve küçücük bir masamız var. Yani 4 kişilik bir masamız var. Evet. Ben masanın bir ucunda tek başıma mesela yemek yiyordum. Yani ne kadar gereksiz. Yoğun çalışıyorum. Çalıştığım için bir temizlik desteği alıyorum. Yani almak zorundayım zaten. Yani başka bir alternatifi yoktu. Ve Evet, o o eşyaları eşyalara. 2 haftada bir alıyorum ama tabii ki gelen kişilerden memnun olmuyorum. Ben sürekli gelen kişiyi de değiştiriyorum. Çünkü ya onlar da aslında her şeyin yetişemiyorlar. Yani işte yatak odasında böyle bir şifon yerim var mesela, çekmeceli, üstünde ayna. Hani tamam, klasik bir tuvalet masası değil, oturulanlardan değil ama üstünde aynası olan ve önünde böyle bir sürü kozmetiğin olduğu falan. Ve onların hepsi tozlanıyor. Ojeler bile böyle dışarıda duruyor tek tek. Ve böyle temiz... Senin öyle bir evin olduğunu Ben hayal edemiyorum nerelerden Sinem geldim? ya. Yani çok ütopik, çok ütopik. Yani birkaç evini gördük evet ama o ilk evini gerçekten bir misafir olmak isterdim. Yani hani maksimalistim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani dibe vurmadan böyle bu kadar hızlı şey yapamıyorsun. Yukarı zıplayamıyorsun. Evet, Çıkamıyorsun doğru. gerçekten ben dibe Doğru. vurmuştum. İşte aslında biraz da böyle kendimizden örnekleyip göstermenin şöyle bir avantajı oluyor. Yani sizin dibe vurmanıza ve bu kadar zaman ve para kaybetmenize gerek yok. İşte örnekleri var, hani anlatanlar var. Onlardan ders çıkarıp ya demek ki bak böyle bir alternatif de varmış. Aslında bu kadar çoğuna da ihtiyacım yokmuş. Demek ki bunlar olmadan da oluyormuş diye kendinize çıkarımlar yapabilirsiniz. Buradaki amaç aslında bu. Kesinlikle. Ben o kadar bu şeylerden, ıvır zıvırlardan yorulmuştum ki, işte kadın böyle genel temizliği yapıyordu. Ben de o minicik minicik şeylerin tozlarını alıyordum böyle ve bütün hafta sonu yani bana kalan zamanım gidiyordu. Zaten diğer zamanlarda çalışıyorum. O kadar bıktım ki şöyle dediğimi hatırlıyorum, düşünüyorum, düşünmüştüm yani kafamda. Yani böyle tek bir çantam olsun, hani içinde 3 tane tişörtüm falan, öyle bir şeyim olsun. İşte 2 tane pantolon, biri üstümde, biri şey bavulumda. Sadece yanında kitap olsun ve kafamı dinleyecek ve hiçbir eşyaya ihtiyaç duymayacağım bir yere gideyim. Önce dedim ki böyle bir adaya falan mı düşsem acaba? Yok dedim, hani orada korkarım morkarım. Sonra dedim ki bak ne kadar bozulmuş psikolojimi oradan anla. Hapse girenler ya dedim ne kadar rahat dedim. Hele böyle tabii ben zannediyorum ki böyle filmlerdeki gibi çok güzel falan herhalde. Hani böyle bazı Turuncu tulumları giyiyorlar işte falan. kendi odası, kendi yatağı falan var. İşte çalışma masası koyuyorlar, onun üstünde bir lamba falan. Öyle bir şey tabii aklımda. Ne kadar güzel olur dedim. Hani hiç kimse gelmiyor, etmiyor ve çok az eşyayla yaşıyorsun orada falan. Öyle bir bıkkınlık yani. Ondan sonra arayışa girdim internette. Hani daha mutlu olmanın yollarını, ya ne eksik diyorum ben. Ne istesem alıyorum. Ne istesem alabiliyorum. Çünkü kredi kartım var yani. Kredi Evet, kartın yani var. hani ne kadar pahalı olabilirken taksitlendiriyorsun, alıyorsun. Sonra işte Evet. o aralarda şöyle teklifler falan da gelmişti bana, duymuştum. İşte böyle yurt dışına bir programla insanları topluyorlar ve her şeyini karşılıyorlar orada, işte konaklamanı vesaire. Böyle bazı işte o charity denen şeylerde, kurumlarda falan gönüllü çalışıyorsun. Sonra da orada kalabiliyorsun. Orada sana dil eğitimi aldırıyorlar. İşte başka workshoplara gidiyorsun. Bunları onlar karşılıyorlar falan. Bir arkadaşım vasıtasıyla böyle bir fırsattan haberim oldu. Bana dedi ki böyle bir şeye gidebilir misin? Gitmek ister misin? Ya dedim çok isterim ama benim bir dolu eşyam var. Yani hani böyle bildiğin bekar evi değil ki, benim bayağı evim var yani, ben bunları nereye bırakacağım? Çünkü bana demişti ki git dene, hani 3 ay 6 ay kal, olmazsa geri dönersin. Ben dedim işi bırakacağım, bu evin kirasını nasıl ödeyeceğim?
Nasıl bırakacağım bunları yani? Ve eşyalarım yüzünden o fırsatı kaçırmıştım. Eşyalar için. Halbuki ne kadar insanın vizyonunu geliştirebilecek, ne kadar seni böyle bir dünya insanı yapabilecek bir fırsat çıkmış karşına. Herkesin de karşısına çıkmayabilecek bir fırsat. O zamanlar evli değilim, bir bağım yok, çocuğum yok, bir şeyim yok ama neyim var? Çok fazla eşyam var. Eşyalar. Ya piyanon falan bile vardı hani öyle söyleyeyim sana ve bu böyle duvar piyanosu küçük bir piyano ve çalmayı bilmiyorum. Çünkü ben çok heveslenmiştim. Kursa gitmiştim. Böyle hani daha dün annemizin modunda şeyler çalıyorduk filan. Sonra ben dedim ki ben daha dün annemizi filan çalıyorum yani hani bir tane evde olmalı ki böyle sürekli pratik yapayım filan. İşte onu da aldım sonuçta. Kredi kartım vardı yani. Aldım, ödedim filan ama ne oluyor? Tabii ki beklediğin gibi olmuyor. Çünkü hayatın o kadar kalabalık ki hani o evde hiçbir şey olmasa ve bir tane şeyin olsa sadece mesela piyanon olsa belki her akşam oturup onu çalacaksın ya da bir gitarın olsa. Değil mi? Bir hobi, bir müzik aleti çalmak ne kadar güzel bir şey. Ama benim hayatımda çok şey vardı. Dikkatimi dağıtan çok şey vardı. Ve böyle araştırırken işte minimalizmle ilgili kaynaklara ulaştım. O ulaştığım kaynakların hepsi İngilizceydi. Genelde YouTube'da çok kaynak vardı. Ve ben deli gibi YouTube'da video izlemeye başladım. Hem İngilizce olması da hoşuma gitti. Benim İngilizce pratiğimi de arttırmış oluyordu. Yani bu listening'imi dinleyerek anlama şeyimi geliştirmiş oluyordu. Ve ben böyle deli gibi onları dinleyip çok etkilenip çünkü ertesi gün işe gidiyorum falan hani böyle gece geç saatte izliyorum işe gideceğim sabah ona rağmen şey yapıp böyle küçük bir telefon standına telefonumu koyup YouTube'dan işte o videoları izlerken bir yandan dolap boşaltıyordum yani öyle gaza geliyordum hani izlerken böyle böyle hayatıma girdi. O ilk heyecan da çok güzel zaten. Hani o ilk ayırma, o ilk enerji, hani yeni başlayan ve yeni duyanların hali ve işte ben kendimden de pay biçiyorum. Eve gelip böyle bugün ne yapsam, ne göndersem, işte nasıl azalsam falan o ilk heyecan da çok keyifli geliyor. O yüzden onun bir enerjisi vardır Evet kesinlikle herhalde. öyle yani bir şey keşfetmiş gibi hissediyorsun kendini ve Evet, bu evet. güzel bir duygu. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir hikayen varmış Sinemciğim. Ben mutlu oldum bu paylaşım için gerçekten. Hani ilk defa bu konuya eğilenler veya bizi dinleyenler de çok fazla şey çıkartacaklardır içinden. Ben aslında bir de şunu merak ediyorum. Evde ve kıyafetlerde böyle bir değişikliğe gidilecekse önce elindekini ikinciye satış sitelerinde veya uygulamalara koyduğunu biliyorum. Bu harika bir alışkanlık. Yani artık bu günümüzdeki Sinem'den bahsediyorum. Evet. Pek çok eşyanı da bu yolla Evet. sattın. Doğru değil mi? Doğru. Hani Letgo kullanıyorsun, Zebrano vesaire. Ben de satış siteleriyle ilgili aslında senden çok bilgi öğrendim. İkinciye satış sitelerinden. Satış ve satın alma ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Satış için önerilerin nelerdir? Hani sen nasıl buna karar veriyorsun ve satış sürecin nasıl ilerliyor? Şimdi ayıklarken, elerken çok fazla dürüst olmuyoruz kendimize. Yani tuttuğumuz her şey aslında gerçekten kullandığımız eşyalar olmuyor. O yüzden böyle kademe kademe gitmek. Yani mesela ben gardırobu eledim artık deyip oraya bir daha dönüp bakmazsanız çok fazla yol alamazsınız. Gardırobu yapmıştım geçen ay ama hadi bir kere daha bir bakayım, bir daha elden geçireyim yöntemini uygulayabilirsiniz. Emin olamadığınız eşyaları bir kutuya koyup yani gardıroptan normal el altında kullanım yerinden çıkartıp ya da bu bir mutfak eşyası olabilir. Onları bir kısa süreli bir derin depolama yapabilirsiniz. Mesela üzerinde de yazın tarihi, kutuladığınız tarihi ve kendinize bir tarih verin. Bu bir ay olabilir, 3 ay olabilir, 6 ay olabilir. Yani çok çok kafanızı kurcalayan bir şeyse bir yıl bile olabilir. Eminim ve çoğuna o verdiğiniz süre içerisinde asla ihtiyacınız olmayacak. Eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa bunu elden çıkarın. Peki elden çıkarmak neden insanları bu kadar zorluyor ve acıtıyor? Çünkü onun için bir bedel ödemiş oluyorlar ama bilinçaltında şunu farkındalar. Ödedikleri aslında para değil. Yani kayıpları sadece para değil, Zaman. evet zaman. Çünkü o para için Evet. sen zamanını satmışsın.
Bir anne baba olabilirsin. Belki işte çocuğunla geçireceğin ekstra saatler yerine sen onun için çalışmışsın. Ya da evli biri, çocuklu biri olmayabilir. İşte belki arkadaşlarınla sosyalleşecektin. Belki bir müzeye gidecektin. Belki bir filme gidecektin, tiyatroya gidecektin. Sen o paraları ve zamanı bunlar için harcamışsın. Ve insanlarda böyle bir şey oluyor, bilinçaltında bir panik durumu. Eyvah, hani atmak mı filan, böyle bir panik durum oluyor insanlarda. O yüzden bunları satarak değerlendirmek çok daha soft, yumuşak bir geçiş sağlıyor. Yani daha az canınızı acıtıyor. Tabii ki aldığınız fiyata satamazsınız ama o aradaki farkı, bu eşyayı kullanım bedeli, yani bir kira bedeli olarak düşünmek gerekiyor. Yani siz o bluzu aldınız geçen sene, geçen seneden beri hiç kullanmıyorsunuz. Bu sene satıyorsunuz. İşte arada birkaç kere kullandıysanız o onun kira bedeli olsun. Yani sanki bir yerden aldınız ve o kıyafeti kiraladınız gibi. Ben her şeyin satılabileceğini düşünüyorum. Hemen hemen her şeyi de sattım. Tabii şu, yani hızlı satılmasının şöyle bir etkisi de oluyor. Ben eşyalarımı genelde çok temiz kullanırım. Ve ilanlarda birkaç tane böyle tüyo vermemi istersen eğer, hani hızlı satabilmek Çok için isterim. çok dürüst olmak gerekiyor. Yani bir yerinde çizik varsa ilk önce oranın fotoğrafını çekip koymak gerekiyor. Yani birinci fotoğraf. Hani Evet. böyle 10 tane falan, bazılarında daha kısıtlı olmak üzere böyle fotoğraflar koyabiliyorsun ya, birkaç tane. İşte genel, önden, arkadan, alttan, üstten. Yani sanki bir kişi senin kapına gelmeden sanki karşısında onu görüyormuş gibi ona o görselliği sağlaman gerekiyor ki sana güvensin. Açıklama kısmına işte bak, üçüncü fotoğrafta şurada ufak bir vuruğu var. Ona da üçüncü fotoğrafta gösterdim diye açıklama kısmına yazman gerekiyor. Bu karşındakinde şöyle bir duygu yaratıyor, şöyle bir düşünce yaratıyor. Bu kişi dürüst yani. Demek ki ben bir sürprizle karşılaşmayacağım. Yani demek ki atıyorum Bayrampaşa'dan kalkıp da ta bilmem nereye boşu boşuna gitmeyeceğim gibi bir duygu yaratıyorsun insanlarda. Ve bitiyor daha verirsem eğer. Mesela bir mobilyaysa, bir mutfak eşyasıysa, her neyse tüm ebatlarını kendim ölçüp biçip ya koyuyorum, ya da hala satışta olan bir ürünse gidip web sitesinden o ilandaki o profesyonel bilgilerin hepsini, ilan detaylarını alıp koyuyorum. İşte kumaşı şundandır, işte yok yüzde bilmem kaç viskondur, şöyledir böyledir, ölçüleri budur, işte mesela atıyorum bir koltuksa neyse. Dolayısıyla böyle daha çok bilgi olduğu zaman ve fotoğrafların net, hani telefonu titretmeden çekmek gerekiyor. Işık varken, ışıklı bir alanda renginin düzgün görünmesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman daha bir güven sağlıyorsun insanlarda. Evet. Ve daha hani şık gözüküyor ve satışı daha hızlı oluyor. Çok güzel bilgiler gerçekten. Böyle hani her yerde bulamayacağımız bilgiler kıymetli. Çok Ne teşekkür ederim güzel. paylaşımın için. Ben de bugün mesela bir ürün satışı yaptım dolapta. Hatta dün sattım, bugün kargoladım. Ben de hani belki bu kargo sürecinde bir hızlanma olursa buradan bir tavsiye gibi olsun. Hani ne kadar işte o eğer Let Go gibi bir şey değilse, dolap satışı gibi ise, kargosu da ne kadar hızlı olursa, insanlar aslında aldığı bir şeyi hemen o hızlı kargo ile eline ulaşmasını veya siparişiniz kargolandı kısmını da merak ediyor. Belki o da satış hızınızda sizi daha güvenilir ve hızlı satışınızı destekleyebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de paketleme çok önemli. Özellikle mobilyalarda, mutfak eşyalarında. Ve ben artık böyle kendimi açtım. Yani öyle paketliyorum ki ya muhtemelen çok zorlanıyorlar açarken. Yani çünkü kargoların hepsi, yani hangi kargo ile çalışırsan çalış, görüyoruz artık böyle haberlere falan da çıkıyor. Böyle atıyorlar, yani yukarıdan atıyorlar. Çünkü tamam, böyle çok iş yükleri var, onu anlıyorum, ama bu pandemide tabii ki çok fazla online satışlar olduğu için artık insanlar market alışverişlerini bile işte böyle sitelerden falan yaptığı için olan iş yüklerinin üstüne daha fazlası da bindi ve genelde herkesten duyuyorum, her şey işte kırık gitmiş, kırık gitmiş. Benim gönderdiklerim de en azından hiç böyle bir şey olmadı, çünkü gerçekten
Evde böyle kendim yere atıp test ediyorum yani bir şey olur mu diye. Bu baloncuklu Çok naylonlardan hoşsun. çok faydalanıyorum. Baloncuklu naylonlar Evet. metre ile satılıyor. Bütün böyle nalbur falan Evet, gibi ben de yerlerde kullanıyorum. olabilir. Ayrıca böyle Ben kutular. genelde şey yapıyorum zaten. Eve bir kargo geldiyse asla onu açtığımda o paketleri Ben de. atmayıp bir kenarda stokluyorum ki hani şey diyorum hatta bu ara bir şeyler satılmalı, bunlar paketlenip gönderilmeli evden diye. Bazen onun da bir stoğu oluyor. Onu da engellemek gerekiyor tabii ki. Yani bu paketleme kısmında mesela geçen başıma geldi. Bu arada ben satış yapıyorum. Hani onu da sana soracağım. Ama mesela alma da çok fazla yapıyorum ikinci el sitelerinden. Çocuklar bizim böyle bir kostüme heveslendiler. İşte evdeyiz zaten hiçbir şey yapmıyoruz ve oyunlarımızı biraz şekillendirmek, renklendirmek istedik. O yüzden de bir kostüm işte alalım diye heveslendik. Ama kostümler gerçekten ne istedikleri de tek bir şey değil bu arada. Ninja Kaplumbağa bir ilk sırada, diğeri Toy Story istiyor. İşte iki tane de Transformers. Yani şeyler siparişler böyle. Hani epey de bir bedel ödemem gerekecek, para ödemem gerekecek ve hepsi evde giyilecek aslında. Sonra ben de dolap uygulamasından yine baktım. İşte beğendiğim ürünü sipariş verdim ve onlara da bunu gösterdim. Bakın işte bir arkadaş bunu kullandı, şimdi bize gönderecek, biz de temizleyip kullanacağız diye açıkladım bunu. Çocuklar heyecanla kapıda şey bekliyorlar. Kostümlerimiz gelecek, kostümlerimiz gelecek. Sinemciğim, kostümün bir tanesi geldi. Böyle güzel bir kutuda, çocuk zaten hani bulut gördü ve dedi ki aa anne benim hediyem gelmiş, hediye getirmiş işte kargocu abi falan. Böyle çok sık da aslında şey yapmıyorum hani onlara bir şeyi genelde hani denemek veya böyle bir görmek gerekiyor. Çok da tecrübeli değilim aslında bu konuda. İşte kargo geldi, paketi bu kutudan çıkardık. Senin dediğin gibi pıtpıtlanmış falan kostüm yani. Yani o bile pıtpıtlanmış konulmuş. İşte içinde güzel bir not ve kostüm çıktı. Çok mutlu olduk tabii. Hemen işte bir göz baktılar. Ben temizlemeye bıraktım onu. Sonra ertesi gün diğer kostüm geldi. Yine biz aynı heyecanla kapıya koştuk. Neyse ki uyku saatlerindeydi ki ben denk geldim, kapıyı açtım. Diğer kostümü söylüyorum. Kargo poşetini bir açtım. Tantuni poşetin içerisinde kostüm. Yani şok geçirdim. Bu bir çocuğa Çok gönderiliyor. kötü. Bir çocuk için alınmış belli Evet. ki. Yani bunu bir çocuk görecek, açacak ama tantuni poşetinde. Ya yani inanamadım böyle bir şey. Hani hijyeni onu bunu geçtim. Bir kere yağlı bir poşete koymuş etmiş. Hani onları geçiyorum zaten. Tabii ki ben aldığımda onu temizleyeceğim ama yani bir çocuğa gönderiliyor. Neden böyle gönderdiniz diye satıcıya yazdım. Hani diğer şeyleri evet doğru fotoğraflamış etmiş, onlara notum tamam ama diğer kısımda da dedim ki hani bir çocuğa gönderdiğinizi hatırlayıp keşke daha özenli Değil mi? Çok davransaydınız diye. özensiz olmuş. Yani böyle kötü tecrübelerimiz de oldu. O yüzden insanların ikinci el sitelerinden alışveriş yapmadan çekinmelerini de gerçekten anlıyorum ve kıymetli buluyorum. Hani buradan da en azından küçük bir kulaklarını bir örnek olsun diye paylaşmak Orada istedim. da ne var biliyor musun Duygu? Bu sitelerin hepsinde hani sana puan veriliyor ve altına yorum yazıyorlar ya. Onları çok değerli buluyorum. Evet. Orada çünkü insanlar gerçekten canı yananlar ona göre yorum yazıyorlar. Gerçekten memnun olanlar Benim gibi. gerçekten memnun olanlar ona göre yorum yazıyorlar. Onları da biraz dikkat etmek, takip etmek gerekiyor. Evet, satın alırken onları da doğru söylüyorsun. Bir kurcalamak gerekiyor. Satın alma kısmında da öyle bakmak lazım. Peki hiç satın alıyor musun ikinci el sitelerinden? İkinci el olarak ben mobilya satın alıyordum eskiden. Çünkü benim de tarzıma çok uygundu. Ben maksimalist olarak yaşarken benim aslında İskandinav tarzından çok uzak kahverengiler, cevizlerin hatta bu venge denen koyu kahvelerin olduğu mobilyalarım vardı. Ve onlarla çok uyumlu bulduğum antika eşyalar yani antika dediğim antika değeri olmayan ama eski eşyalar. Yani eskicilerde satılan ama hani öyle astronomik rakamlar değil de işte hani 80 yıllık, 90 yıllık başucu komodinleri gibi mesela. Ben onları mesela salonda değerlendiriyordum. Üstüne işte lamba koyuyordum falan gibi. Öyle şeylerim oluyordu. İşte ne bileyim bir tekli bir koltuk gibi işte kaplamasını değiştirmiştim falan. O zamanlar oluyordu. Ama bu şeyde hani bu yeni dönemde öyle bir ikinci el alımım olmadı sanırım. Olmadı. Çünkü ben ya o kadar çok vardı ki
Hani böyle bir verme şeyine geçtim. Bir de tarz olarak kendimi de değiştirdiğim için ve iki ayı da çok kendime yakın bulduğum için o yani böyle çok soran da oluyor. Hani neden iki ya, neden her şeyini iki yadan alıyorsun diye. Böyle eleştiri tarzında yazanlar da oluyor. Hani başka yer mi yok ya da hani orayla şey olarak mı çalışıyorsun mesela? Hani orayı mı promote ediyorsun gibi. Bir tanesine mesela böyle bir gün çok üstüme gelmişlerdi. Çünkü bu YouTube'da insanları görmüyorsun. Onlar sadece bu klavyelerin başında yazdıkları için bazen acımasız, Evet, YouTube yorumları daha evet, acımasız acımasız kesinlikle. olabiliyorlar. İşte bir tanesine mesela şöyle bir cevap yazmıştım. Biz İsveç kökenliyiz, iki ya da babamın demiştim. Çok iyi. Bunun altına gelen yorum, ciddi misiniz? Çok güzelmiş ya. Böyle. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çok tatlı. Peki, o zaman ben sorularıma geri dönüyorum. Çünkü senden öğrenmek istediğim bir sürü şey var. Senin kanalından tabii ki bilgi ediniyorum. Hatta şunu da söyleyeceğim, bir parantez açayım bu konuda. Bugün bir videonu daha aslında izlemiştim ama böyle bir önüme düştü. Hani sık izlediğim için. Bu eşyaların hani çok fazla, eğer elinizde atıyorum bir tişörtten 5 tane varsa bunun daha yıpranmış olanını kullanın, diğerlerini kısa süreli depolamaya koyun demişsin. Bu fikir mesela benim hani göz önünden kaldırmak fikri. Bu fikri ben aslında yapıyormuşum ama bunu isimlendirmemişim ve hiç düşünmemişim. Böyle hani birisi söyleyince ala rüya falan diye böyle bir aydınlanırsın ya. Yine öyle bir trik aklıma geldi. Çok güzel bir fikir Sinem. Yani bunu paylaşmış olman çok güzel. Bazı şeyleri yapıyoruz ya bilmeden yapıyoruz. Ama bunu geri planda düşünmüyoruz. Hani böyle basit trikleri de düşünüp bizimle paylaşman çok güzel. Ben buradan bunları da devam etmesini ve gerçekten çok keyifle dinlediğim bir kere daha dile getirmek Ne istiyorum. kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu evdeki her odada ve her grup için uygulayabiliriz. Mesela banyoda da banyo dolabında senin 3 tane yüz kremi varsa o üçünün bitmesi belki bir yıldan fazla sürecek ve üçü de eskiyecek. Çünkü bunların aslında arkalarında işte açıldıktan sonra kaç ay içerisinde tüketmeni gerektiğini söyleyen böyle üçgen içinde bir sayı oluyor, rakam oluyor. Bunlar genelde 6-9 oluyor. Maksimum 12 ay içerisinde, ya 12 olan çok fazla kozmetik yok bile. Ve sen üçünü de bayatlatmış oluyorsun. Halbuki aza yakın, ya yani bitmeye yakın olanı bir an önce kullanıma sokup, ilk önce onu elden çıkarsan, sonra diğerlerine geçsen ve aslında işi kökten çözmek için bitmeden bir başkasını almasan en güzeli o. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de şey gibi oluyor. Hani elimde 3 tane var, sıkılıyor gibi sanki. Böyle 3 tane var. Onu görüyorum, görüyorum ama yedeğim yok gibi hissediyorsun. Hepsi kullanımda olduğu için. Bir stoklama isteği veya bir indirimde zaten 3'ünü de kullanıyorum deyip bir tane daha alma isteği doğuyor gibi geliyor bana. Bunun da önüne geçmiş oluyorsun. Gerçekten çok kıymetli bir bilgi. Eğer diyelim ki gerçekten her zaman kullandığın bir ürün var karşında ve gerçekten indirimde. Yani sen onun fiyatını hatırlıyorsun. Çünkü o indirimler gerçek olmayabiliyor. Ve sen onun fiyatını hatırlıyorsun. Mesela diyelim ki 45 lira olan bir şey o anda 30 liraya satılıyor ve son kullanma tarihi yaklaşmış bir ürün değil. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bundan dolayı mı acaba indirime giriyor? Onu da bir kontrol etmek lazım. Eğer aldın, tamam, bu senin için hani bütçene faydası olacağını düşün. O zaman göz önünde durmasın, sana bir görsel kalabalık yaratmasın, ayak altında kalmasın. Sen onu depola ama orada olduğunu da unutma. Evet, çok kıymetli. Ben hani bunu söylüyorum, benim için indirim önemli. Eğer gerçekten dediğim gibi kullandığım bir şey varsa veya zaten alacağım, aklımda olan bir şey varsa, ha beklediğim tarihten biraz daha öndeyse bile ben onu alıyorum. Yani bu da şey değil, hayır ihtiyacım yok ya da şu şöyle bir mantık vardır ya, bir şeye gerçek bedelini ödediğinde gerçekten daha çok haz alırsın. Yok, ben çok bu tarafta değilim. Eğer bir şeye ihtiyacım varsa onun zamanını biraz daha öne
alırım yani. Hani bu da bütçe dostu olmanın bir Evet şeyi evet yani, kesinlikle. göz önünde Bence bulundurmaksızın. orada verilen ya da verilmek istenen mesaj bence şu. Yani indirimde diye bir mağazaya girip saçma sapan şeyler, ihtiyacın olmayan bir şeyler almaktansa, ihtiyacın olduğu zaman tam tutarını ödeyerek tek bir parça bir şey almak senin daha çok işine yarayacak. Belki de bu kastediliyor orada. Tabii yanlış anlıyoruz. O zaman yanlış anlayınca. Evet, iş tamamen Evet. başa sarıyor. Peki, eşyanın hikayesinin sonunu konuştuk ama aslında bunun bir de öncesi var. Evde ihtiyaç dışı mobilyaya veya eşyaya nasıl karar veriyorsun? Bu konudaki aksiyonun ne oluyor? Kullanılıp kullanılmadığına, yani kullanım sıklığıma bakıyorum ama bu konuda Duygu, kendine dürüst olmak çok zor. Kendi kendimize yalan söylüyoruz. Yani mesela gardırobunu Evet. açıyorsun ve diyorsun ki ben neleri kullanıyorum, neleri kullanmıyorum. Şimdi kullanmadıklarımı çıkartayım diyorsun. Bakıyorsun, bakıyorsun, yok diyorsun. Ben bunları kullanıyorum. Kapatıyorsun gardırobun kapısını. Çünkü kendine dürüst olmuyorsun. Çünkü bir gün kullanacağım hevesiyle aslında tuttuğun şeyler orada oluyor. Ama hepsini kullanmamanın aslında bir sebebi oluyor. Ya eğer bu giysi ise artık işte göbeğinden böyle yanlardan şeyler çıkıyordur. İşte kendini rahatsız hissetmiyorsundur. İçinde dar geliyordur. Ya da bol geliyordur. Kilo vermişsindir. Yani rengi ten renginle ay çok iyi hissetmiyorsundur kendini. Yani bir sebebi vardır. Ya da çok fazla şıktır ve sen öyle ortamlarda çok bulunmuyorsundur. Yani çok abartı bir giysidir. Muhakkak bir sebebi vardır. Onun için yöntemim aslında şu. Aslında yani sadece benim yöntemim değil tabii ki ama ya popüler yöntemlerden bir tanesi. Tamamen dolapları ilk önce boşaltmak. Yani neyi çıkartacağım diye bakmayacağız. Soruya tersten yanıt vereceğiz. Ne kalacak? Aynen. Ya şöyle, neyi geri koysam. Mesela bütün gardırobu indirdin aşağı ve bütün mutfak eşyalarını indirdin aşağıya. Hani ben mutfak dolaplarından ne atsam dediğin zaman hiçbir şey atamayacağın gibi. Ben mutfakta neyi kullanıyorum? Bu hafta neyi kullandım Çok doğru. diye. Bu hafta neyi kullandım? Geçen hafta neyi kullandım? Yani zaten bu sıklıktadır kullandığın her şey genelde. Çok nadir böyle hani ayda yılda bir kullandığın şeyler varsa onları da sakla. Ama onun da dışında hani yani en son 3 sene önce kullandığım bir Hiç şey varsa, elinin gitmedi. evet. Evet. Bu arada bunlar eski püskü olmak zorunda değil. Yani yeni şeyler olabilir ama demek ki senin ihtiyacın değil. Yani bir şekilde o pratik değil senin için kullanmak için ya da üzerinde güzel durmuyor. Hani nasıl bir eşyadan bahsediyorsak artık. Neyi geri koyayım diye baktığın zaman mesela sanki sen bir uzun bir süre seyahate gidiyorsun gibi düşün. Mesela bir ay bir yerde kalacaksın. İşte yanına hani en güzel nelerini alırsın. Bu mantıkla düşünüp o şekilde gardırobunu sanki bir bavul yerleştiriyormuş gibi yerleştirdiğin zaman işte en kendini içinde iyi hissettiğin, en şık durduğun işte en kendini güvende hissettiğin giysilerini oraya yerleştireceksin. Çünkü seyahate gidiyorsun, çevrende birileri olacak. Diğerleri genelde çok kullanmadıkların olacak. Hani ev kıyafetlerini falan onları ayırıyorum ama orada bile kendine biraz daha özen gösterip saygı gösterirsen, çünkü sen kendine saygı gösterirsen başkalarından da bunu bekleme hakkın olur ama önce senin kendine saygı göstermen gerekiyor. İşte temizlik yaparken üzerine çamaşır suyu sıçramış bir şeyi giyme artık evde. Bunu ev kıyafeti yapma. Ya da yıpranmış bir şey, işte dirseği yıpranmıştır. Ne bileyim dizleri bollaşmıştır. Hani bunlarla gününü geçirme. Yani daha çok basit birkaç tane ev kıyafetin olsun ama düzgün olsun. Kapıyı açtığın zaman kapının arkasına saklanıp da oradan kafayı uzatmak zorunda kalma. Hani Çok güzel. böyle. Doğru söylüyorsun, evet. Yani bunun özetinde ben şu cümleyi çok sevdim. Hemen cımbızlamak istiyorum. Gardırobumuzu sanki bir bavul yerleştirirmiş gibi yerleştiriyoruz. Ve geride kalanlara bir daha bir bakıyoruz. Bunlar niye kaldı? Neden bizimle acaba seyahate gelmiyorlar diye. Öyle bir ayrım yapıyoruz. Gerçekten çok güzel hikayeleştirdin bizim için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi bir de yatak bazı hakkındaki bir paylaşımını dinlemiştim.
Ve gerçekten dedim ki evet ya, tam da bu, hani benim gibi düşünen işte dünya üzerine tek değilmişim falan diye. Bazadan hoşlanmıyoruz ama evlerimiz de minik olduğu için böyle depo ya da hani benim yorgan yastık gibi dolap ihtiyacımı karşıladığı için de vazgeçemiyoruz birçoğumuz. O zaman sana şunu sormak istemiştim. Bu örnekteki gibi bir eşyanın işlevi ve ebatı hakkındaki fikirlerin nelerdir? Bu bazaya bir örneğim daha var. TV sehpasının boyutu mesela. Hani ben hala çözemedim. TV kadar mı olmalı, daha geniş mi olmalı? Hem görselliği hem işlevi konusunda nasıl karar veriyorsun? Bu konudaki fikirlerin nelerdir? Şimdi bazadan başlarsak, bazayı neden sevmediğimi söyleyeyim. Bazalı yatağı, tamam, depolama alanı olması çok güzel ama şimdi iki tane risk var. Birincisi, altını temizleyemiyorsun ve gerçekten bazıları o kadar yere yakın oluyor ki, hani benimki de şu anda öyle, neredeyse imkansız. Biz etrafından temizliyoruz Evet, açıkçası biz de öyle. etrafından, ve içinde de yük olduğu için çekmen imkansız. Yani gerçekten belini sakatlarsın. Böyle orasından burasından böyle sopalar, bir şeyler sokmak falan, yani gerçekten çok hayatı kolaylaştıran bir şey değil. Asıl risk altında, ya orası çok fena, böyle karanlık bir depo alanı. Yani ve onların üzerinden içinde tam olarak ne olduğunu bilmediğin, bazen bir şeyleri atıp unuttuğun ve sadece yıllarca orada olduğu için saklandığı şeylerin üzerinde uyuyorsun. Aslında bir deponun üzerinde uyuyorsun. Yani daha Evet. hani rahat edebileceğin, daha fresh, daha enerjisi yüksek bir yer olsa daha güzel olur. Temizlik konusunda gerçekten zor ama illaki böyle bir depolama alanına ihtiyacın varsa, yani başka bir alanın yoksa, ki çoğu kişi o sebepten dolayı muhtemelen tercih ediyor. Artık yeni modelleri var. Ben baktığımda görmemiştim ama daha sonradan fark ettim. Mesela ben böyle bir şey tercih ederdim. Evet, yine içi sandıklı baza ama derinliği daha az. Ve dolayısıyla ayakları daha yüksek yerden. Altını biraz daha rahat temizleyebiliyorsun. Ama yine de birinci tercihim bir depo alanının üzerinde uyumak olmazdı. Uyumamak. Evet, yani o tamamen dinlenmeyi, hani kendi kendine işte arınmayı, böyle kendi kendine terapi etmeyi, günün bütün stresini attığın bir yer olmalı aslında. Halbuki sen orada döküntülerin üstünde çoğu zaman uyuyor oluyorsun. Evet. Çeyizlerin üstünde böyle. Evet. Yani çoğu da gerçekten şey, ihtiyaç fazlası şeyler de çok rahat oraya girebiliyorlar böyle sinsice. Ve orada saklanıyorlar ve kalıyorlar uzun süre. Kesinlikle taşınırken hani bizim hiç eşyamız yoktu dediğimiz o niraları duyduğumuz şey aslında yatağımızın altından Aynen çıkıyor. öyle. Dolap içlerinden, TV ünitesinin içinden mesela. Oralarda öyle gizli köşeler. Çok sinsi köşeler bunlar. Evet. TV sehpa aslında böyle birkaç kere değişikliğe gittin diye Evet. anımsıyorum. Bir küçüldü, sonra tekrar büyüdü. Evet. Şimdi Ikea galiba. Komidin miydi? Komidini mi TV sehpası yapmıştın? Bir önceki öyleydi. O böyle minicik bir şeydi ve TV kadardı. O da aslında bizim sık son zamanlarda sık ev değiştirmemizden kaynaklı bir şey oldu. Bundan şu an oturduğumuz evden 2 önceki evde almıştık onu. Çünkü o salonun, o evin salonunun yani böyle L şeklinde iki cephesi sadece camdı. Duvar olmadığı için içeride, bir TV ünitesini koyacak duvar olmadığı için camın önüne TV ünitesini koymak zorunda kalmıştım. Ve ben böyle karşımda bir ağaç vardı. Ağaçları, yaprakları görmeyi çok sevdiğim için, yani yeşili görmeyi sevdiğim için. Televizyonumuz da küçük olduğu için o zamanlar hani bir blok yaratsın istemedim. Minik bir TV sehpası gayet işimizi görüyordu o TV için. Aslında çok fazla ev değiştirmemizin de biraz böyle eşyalarda değişiklik yapmamıza neden olduğu doğru. Çünkü her evin eşyası her eve uymuyor. Ama çok çok uzun Uymuyor, süre evet. aynı adreste yaşayanlar, yani normal insanlar hani benim kadar sık ev değiştirmeyen, Estağfurullah. böyle hani 10 yıl, 15 yıl yaşayanlar, ki ben hiçbir zaman o kadar uzun hiçbir yerde yaşayamadım, yaşamadım. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Onun da şöyle bir riski var.
O eşyalar yapışıyor kalıyor oldukları yere. Evet, kanıksıyorsun. Evet. Ben bu özelliğini bu arada çok beğeniyorum. Çünkü gerçekten çok modüler bir şey yapıyorsun. İhtiyacın olduğunda onu kullanıyorsun, sonra değişiyorsun. Yani bu seni daha özgür kılıyor. Bir eşyaya bağlı kılmıyor. Ve onu zaten sonrasında ya satabiliyorsun ya da başka bir alanda değerlendiriyorsun. Evet. Yani aldığın bir şey evin her yerine uyabilecek bir şey. Yani durumun odasına da Evet. koysan, aa niye burada demeyeceğim. Ve bütünüyle uyum sağlayan bir eşya aldığın için bu çok büyük bir avantaj bence. Yani ben de öyleyim. Bu özelliğini de çok çok beğeniyorum Teşekkür yani. ederim. O biraz önce şimdi bahsettiğimiz camın önünde duran küçük TV sehpası şu an durumun odasında mesela. İki çekmeceli. Böyle Yakın takipçiyim biliyorum çünkü. yani böyle çok fonksiyonlu. Hani başka yerde de değerlendirebileceğim şeyleri kullanıyorum. Zaten böyle bir eşyam olduğu zaman gerçekten benimle çok uzun yıllar, çok uzun yolculuklar yapıyorlar. Yani her türlü işte ev değiştirsem de her yerde bir yer bulabilir. Biliyorum onlar için. Mesela salonda bir kitaplığım var. Bu IKEA'dan aldığım camekanlı bir kitaplık. Bunu çok merak edip çok soranlar oluyor. IKEA'da artık yok. Bu çok eski yani 15 yıla yakın. Ve hani benim en eski eşyalarımdan bir tanesi. Ama bu yine o zamanlarda hani aynı şeyi düşünmüştüm. Öyle bir eşya ki mesela bir evimde benim banyom büyüktü ve bunu havlu dolabı yapmıştım. Banyomda çok güzel duruyordu. Başka bir evimde mutfakta işte içinde fincanların falan vardı. Mutfakta kullanmıştım mutfak dolabı olarak. Mesela şu anda hayatına kitaplık olarak devam ediyor son birkaç yıldır. Böyle değişiklikleri seviyorum. Ve bunların işte bunlar doğru yatırım oluyor. Ama her zaman da illa da böyle çok ince elip sık dokuyamayabiliyorum. Ya da o anki ihtiyacıma göre bir şey alıp daha sonra bununla vedalaşabiliyorum. O yüzden benim elimdeki sayı artmıyor. Yani bir şey giriyorsa bir şey çıkabiliyor. Yani vedalaşmayı öğrettim kendime. Ki eskiden bunu yapamazdım. Eskiden benim malım çok kıymetliydi. Yani herkesin malı öyle çok kıymetli. Ama ben kullanırken çok iyi bakıyorum. Ama sonra da diyorum ki ya tamam. Yani şu anda ya sana ihtiyacım yok ya da aynı heyecanı sana şu an hissetmiyorum. Mesela çok battal geliyorsun bana ya da burada çok minik kaldın. Yani çok fonksiyonun şu an uygun değil burası için deyip onu satıp ihtiyacım olan başka bir şey alıyorum. Bir atık çıkartmıyorum. Yani çevreye bir zarar vermiyorum. Sonuçta birisi alıyor bunu evinde çok da temiz kullandığım için. Evinde bir başkası değerlendiriyor. Yenisini alacağını mesela. Daha uygun fiyatta bunu almış oluyor. Çok zarar etmiyorum. Çok temiz baktığım için zaten iyi fiyatlarda satabiliyorum. Aradaki farkı da mesela yenisini aldığım ve eskisini sattığım arasındaki farkı da ben o eşyanın bana olan maliyeti olarak yani kullanım bedeli olarak düşünüyorum. Kullanım Evet. bedeli. Evet, çok doğru. Yani ben de bu özgür yapını ve bu değişiklik ruhunu çok takdir ediyorum. Teşekkür Arkandayım ederim Duygu. Sağ ol. Sinem'ciğim. Bir de yakın dönemde bir taşınma süreci geçirdin. Şimdi bu evlerden falan Evet. bahsettik. Gördüğüm kadarıyla seni taşınma değil de hani bu eşya toplama taşınma değil ama tadilat süreci daha çok Çok. yordu. Ustalarla hikayelerin yani bizim bile yüreğimizi parçalıyordu. Artık o hani nasıl bu boya böyle olur falan diye kendimi yediğim gün gün takip ettiğim ev acaba şu an ne aşamada falan diye merak ettiğim bir süreçten geçtin. Ev tadilatı konusunda kötü anılarını da canlandırmadan bahsedelim mi birazcık? Tabii ki. Sade bir evin tadilatı ne kadar zor olabilir mesela? Burada iş aslında ustaya düşüyor. Yani nasıl bir usta ile karşılaştığınız gerçekten şans. Ve tamamen bunun yapılan işçiliğin fiyatıyla da ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz boya içinde birçok kişiden fiyat aldık ve dedik ki mesela bu hani bu kadar uygun oluyorsa muhakkak bir yerde bir şey vardır. Ha, bir sıkıntı Sıkıntısı olur. olabilir. İşte belki kullandığı malzeme bizi tatmin etmeyecek ya da ustalığına çok güvenmiyor falan derken aradan eledik ve hani kendimize uyan optimum seçeneği seçtiğimizi düşünüyorum. Ona rağmen hani bazı aksilikler oldu ama sadece onda değil işte fayans ustasında da oldu. İşte pencereyi çift açılım yaptık ama pencereler şu an rüzgar alıyor. Hani bir verdiği bir zarardan fazla oyuntu yapmasından dolayı ustanın ahşap pencereye. Böyle sıkıntılar
Maalesef oluyor ama özellikle boya konusunda şöyle bir deneyimim var Duygu. Çünkü ben çok sık taşındığım için çok ev boyattım. Yani genelde işi o anda işi olmayan, bir geliri olmayan, çalışmayan ya da işte yeni mezun olmuş ya da öğrenciliği devam eden kişiler, hani bir yakınları, bir tanıdıkları eğer boyacıysa onun yanında onlar da boyacılık yapıyorlar. Ve inan yani bazıları benim kadar boya yapmıyor. Yani benim kadar deneyimli değiller. Mesela ben eskiden evlerimi hep kendim boyardım. Bu arada 13, 14, 15 yaşından itibaren çok severim böyle şeyleri. Hani şu DIY denen hani kendi kendine yapma şeylerini. Yani ilk anneannemin evini boyamakla başlamıştım. Ve ben iki oda bir salondan bahsediyorum. Ve bütün duvarlarını, pencerelerini ve kapılarını boyamıştım. Çünkü o zamanlar pencereler yağlı boya filandı yani düşün. Dolayısıyla daha sonra birkaç kere kendi evlerimi boyamıştım. Hani öyle bir deneyimim var ama bir bakıyorum hani tutuşundan, fırçayı tutuşundan filan hani her Çıraklar ustaya çattı. dolayısıyla sonuç çok tatmin edici olmayabiliyor. Ya da sen bir ustaya çok güveniyorsun. O tek başına olmayacak illa ki yanında birisini getiriyor. Bir gün birini getiriyor, ikinci gün Evet. başka birini getiriyor filan. Ve Daha büyük evet beklediğin krizler. işi hizmeti alamayabiliyorsun. Aslında çok Evet. Boya yaptırırken kime önce soracağımızı ve danışmanlık alacağımızı artık biliyoruz. Yok, hepsi bir yana, gerçekten bu süreçler, hani ben eğer taşınıyor olsam, hani insanların bu yeni ev olsun, aman derdi merdi, hani şey olsun, yani korkuyorlar. Gerçekten bende de öyle bir korku var. Yani hayal ettiğim, evet hayal ediyorum, malzemeler de bunlar, ama bunu birleştirecek doğru ustayı nasıl bulacağım? İşte nasıl hayalimdeki gerçekleşecek diye, bunlar da çoğu zaman böyle bir şeye düşebiliyoruz. O yüzden insanların yeni eve yöneldiği de oluyor, haklı olarak. Ama sende de gördük, tecrübe ettik. Gerçekten süreç çok zordu. Size de geçmiş olsun demek Teşekkür istiyorum. ederim. Burada ustaların hani dikkat etmesi gereken sözlerini tutmaları gerekiyor. Bunu da herkes de bulamıyorsun, göremiyorsun. Bir iş yarım kalıyor ve sen zaten bir ödemeyi yapmışsın. Yani o kişiyle devam etmek zorundasın. Hani bir kısmını ödemişsin, iş yarım kalmış. O gün işte bilmem nesi vefat ediyor. Ertesi gün hasta oluyor tesadüf ya üst üste oluyor işte. Ertesi gün başka bir şey oluyor. Evet. Ya da telefonlarına cevap vermiyor gibi şeyler. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Evet. Bir de hep nedense abla ilk defa senin evde böyle oldu bu şey falan. İlk defa da sana denk geliyor bu. Bizim bütün tavanlarımız boyandı. Biz bir heyecan, böyle çok hani eşya yerleştireceğiz, her şey bir yerden geliyor falan. Tavanlar boyandı. 2 gün sonra falan eve geldik, bütün tavanlar döküldü. Eyvah. Şimdi nasıl yani, neden oldu bu falan diyor. Vallahi bilmiyorum falan. Hepsi kazındı, tekrar boyandı. Hani benim de bir yaram olduğu için yani böyle kötü tecrübeler işte zamanla insanı korkutuyor. Olabilir. Ev değişikliklerine ve bu Evet, o tadilat perde ya sürecinde. mesela perde yaptırırken bile öyle. Perde bir tarafı yere değiyor, bir tarafı havada. İşte tavan yamuk diyorlar. Bir şey diyemiyorsun Evet, kesinlikle. Hep ben fazla ölçü veriyorum genelde. Ve şey, abla o kadar değildir tavanı. Yani normal standart apartman dairesi bu olamaz. Zaten siz öyle yapın, ben sonra kestiririm gerekirse. Kısa olmasın da falan Doğru, deyip. haklısın. Yani Haklısın. böyle şeyler yapıyoruz artık. Evet Sinem'cim, son soruma geldim. Harika bir annesin. Ama buradan Duru'yu da övmeden ve anmadan geçemem tabii ki. Çünkü Duru tam adını yaşayan bir kız bence. Hem eğlenceli hem tütü etekli, böyle içeceğini alıp kitabını alıp bebeklerine kitap okuyan, böyle operaya bayılan tatlı bir hanımefendi. Ben bayılıyorum onun hallerine ve Duru'yla ritüelleriniz de çok güzel, rutinleriniz de çok güzel. Son sorum da, bir anne olarak sadeleşme ve düzen tüyoların var mı? Neler yapıyorsun bu konuda? Bizimle paylaşacağın bir şeyler olabilir mi? Öncelikle söylediğim güzel sözler için çok teşekkür ederim. Hani ben gerçekten harika bir anne olduğumu düşünmüyorum. Hep bir boşluğu doldurmaya çalışıyorum, bir gayret ediyorum. Ama ya dışarıdan böyle görünüyorsa ne kadar güzel. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Ama kendimden %100 mutlu muyum? Hayır değilim. Yani kesinlikle daha iyisini yapabilirdim. Ama çok fazla evdeyiz, çok fazla üzerimizde iş yükü var, çocuk bile çok fazla Evet. gelebiliyor. İnsan hiç kimseyi duymadan kapatıp böyle her şeyi kapatıp
bir köşede olmak istiyor mu? Böyle bir hayat mümkün değil. Evet, Çünkü yani hele bir maalesef. küçük çocuk Yani varken. Sinemcim, senin hesabını çok özür dilerim, Estağfurullah. lafını böldüm. Zaten yarısını Duru ne yapmış bugün? Yarısını Sinem ne anlatacak bugün diye açıyorum. Hani biz tabii buradan sakin o tatlı halleri görüyoruz ama evin içerisinde artık bu pandemi sürecinde hepimiz sıkıldık. Onlar ki hani o minik ebeveyn hani ebeveynlerin peşinde koşan minikler, minik aile üyeleri daha da çok sıkıldı. Sürekli bir aktivite olamıyor, havalar soğuyor vesaire. Zor bir süreç Çocuklar gerçekten. çok haklı. Çünkü hiçbir arkadaşıyla görüştürmüyoruz. Evimize misafir almıyoruz. Biz hiç kimseye misafirliğe gitmiyoruz. Parkta çocuk var diye parka gitmiyoruz. Hani boşken orayı yakalayıp arada sırada gitmeye çalışıyoruz. Hava soğuk, aman bir de nezle kapmayalım da bağışıklığımız düşmesin. Hani bir şey olmasın falan diye. Ya böyle sürekli eve kapatıp ve onu televizyon izleme, işte iPad yok, telefon yok, böyle şeyler de vermiyoruz eline. Ben hani sürekli böyle duvara bakıp kendi kendine 7-24 yetmesini bekleyemem. O yaşta değil. Dolayısıyla burada biraz kendimizden veriyoruz ister istemez. Yani çok fedakarlık yapmak gerekiyor. Ve Evet, ben zaten hani iki çocuğun hayatını yaşıyorum bütün hafta. evet. Yani kendi hayatımı değil. Evet, ben de öyle. Ben de Çok öyle. zor. Yani her sorunu şey diyorum. Hani varım ama yokum. Hani varım ama yoğum diye bir şey var ya, onun gibi varım ama yokum. Ama bu Duru için söylediğin güzel sözler için de çok teşekkür ederim. Aa, hepsi çok gerçek. sağ ol. Orada da yani aslında hani biz böyle bir ya proje gibi bir çocuk yetiştirmiyoruz ya da robot gibi bir çocuk yetiştirmiyoruz. Yani şunu yap, bunu yapmasın, bak bu iyi, bu şöyle değil de. Hani yap demektense biz yapıyoruz ve örnek alıyoruz ve örnek olmaya çalışıyoruz. O bizden gördüklerini taklit ediyor. Yani mesela işte babası da ben de hafta sonu kitap elimize alıp okuyoruz. Bu arada yani Duru hayatımızda yokken daha öncesinde bu kadar değildik. Yani inan gerçekten sadece ona örnek olmak için kendimizi iyileştirdik, öyle söyleyeyim sana. Televizyonu hayatımızdan çıkardık. Bizim salonumuzda bir televizyon var. Evet, ama televizyon kanalları seyredilmiyor. Biz sadece Duru uyuduktan sonra işte şey, dizi ya da film gibi bir şey ya da belgesel falan öyle şeyler seyrediyoruz. Dolayısıyla örnek olmaya çalışıyoruz. İşte böyle hafta sonu kahvaltılarımızda hep rutinimizdir bir müzik açmak filan. İşte biz ne müzik açıyorsak çocuk da ona ilgi duyuyor yani. Ve arabada, yolda, orada, burada duyduğu zaman onu fark ediyor. Hani bir farkındalığı oluyor o konuda. Böyle yani sadece aslında O çok örnek tatlıydı olmak zaten. Biraz istiyorum. sesini açabilir miyiz anne? Evet. Arabadaki Arabada. o operayı Evet, duyduğunda. bir tık açabilir misin diye arkadan seslenmişti bana, doğru. Evet, hatırlıyorum. Yani gerçekten çok kıymetli bir bilgi. Biz örnek olacağız ki onlar da bizden görecekler ve bunu uygulayacaklar. Hani biz televizyon izliyorsak tabii ki televizyon izliyorlar. Biz çok fazla alışveriş yapıyorsak onlar da almak istiyorlar ve bunu ihtiyaç olarak görüyorlar. Sadeleşiyorsak onlarla sadeleşmeyi hayatlarına daha küçükken sokmuş oluyorlar. Çok haklısın bu konuda. Teşekkür ederim bu paylaşımın Rica için. ederim. Sadeleşme konusunda da şöyle örnek olmaya çalışıyorum. Bende de sürekli görüyor. Yani evimizden sürekli bir şeyler böyle bir gidiyor mesela. İki şey gidiyor, bir şey geliyor. Hani diyorum ki bu ikisinin yerine bunu kullanabiliriz. Yani birleştirdik o fonksiyonu diye eşya sayısını hem azaltmış oluyoruz ya da diyorum ki mesela bunu hani neden satıyorsun diyor bana. Artık o da biliyor tabii. Bunu artık kullanmıyoruz. Sence de öyle değil mi diyorum. Doğru söylüyorsun diyor. İşte kullanmıyorduk, orada duruyordu. Bazen işte bir şeyler çıkartıyor, dolabından getiriyor. Anne bunu satabilirsin. Kullanmıyorum diyor. Mesela Çok tatlı. kullanmadığı bir bluz oluyor, bir şey oluyor. Onları tabii ki satmıyoruz ama hani o da o kadar benimsemiş ki artık bunları kullanmıyorum diyor. Bir tane kalem kutusu alacaktım kendisine. Çünkü bu boya kalemleri işte böyle kavanoza sığmıyor, işte oradan dökülüyor. Kavanozun bir tanesi kırılmış, hani öyle bir risk oluyor falan diye. Kalem kutusu da yok. Çok fazla kırtasiye malzemesine de boğmuyorum kendisini ki hani bizim zamanında yaşadığımız bu
hobi olarak kırtasiye çok severiz yani. Öyle bir şey aşılamak istemiyorum. Neye ihtiyacı varsa onu sadece alalım diye. Boya kalemlerini koymak için bir tane şey kalem kutusu arıyordum. Kalemlik. Böyle bez fermuarlı bir kalem kutusu. Şey işte internetten iki tane model buldum. Ben tabii eledim. Bu arada ona da kafasını karıştırmamak ve hayatını kolaylaştırmak için ama aynı zamanda kararı onun verdiğini de düşünmesi için ben aslında eleyip hani iki tane seçenek sunuyorum. İkisinden hangisini seçse okey benim için mesela sorun olmayacak. Evet, süper. O Aynı zaman şekilde. onlardan bir tanesini seç dedim. İlk önce baktı beğendi işte şu olabilir belki falan dedi. Sonra da dedi ki tamam dedim. Sonra gitti. Bir 5 dakika sonra falan geldi yanıma. Almayalım vazgeçtim anne dedi. Neden dedim. Baktım adam da ihtiyacım yok dedi. Yani çekmeceye koyuyorum şu an kalemleri dedi mesela. Boşu boşuna almıyorum. Ya, Kalabalıklaşıyor ev falan çok dedi. iyi. Ama gerçekten Çok kalemlik iyi. ihtiyacımız var falan da ikna etmeye çalıştım. Baktım olmadı. Aradan birkaç gün geçti. Sonra dedi ki anne tamam haklısın onu alabilirmişiz dedi. Kalemi her çekmeceyi açtığımda sağa sola dağılıyor falan dedi. Ve o ikna olduktan sonra istedikten sonra aldık. Çok güzelmiş. Yani Bu seçenek düşürme ama yine de seçme evet. haklarının olduğunu gösterme. Evet. Güzel yap. Bizde ama tabii biraz daha durum değişiyor. Seçenek 2 değil 4'e çıkıyor. 4'e çıkınca bu sefer mesela kostümde de ben aynısını yaptım. Eledim eledim işte hangisi olabilirleri çıkarttım. İki tane zaten Transformers hani olmazsa olmazlarıydı. Hep ona elleri gidiyordu falan. Bildiklerinden de değil bu arada yani. Hani o karakteri çizgi filmi de bilmiyorlar ama Görsel istiyorlardı. olarak beğeniyor herhalde. Evet görsel olarak güçlü hissediyorlar herhalde o kahramanı. Eledik ve şey oldu. Mesela bir tanesini aldık Transformers ama öteki mutlu olmadı bu durumdan. Hani onunkini o seçmedi falan. Biz de onu görüp onu beğenme gibi bir handikap oluyor ama galiba tek çocukta iş bir tık daha kolay gibi. Kesinlikle yani iki çocuk da evet kesinlikle zorlandığın şeyler muhakkak oluyordur. O yüzden Evet. kolay gelsin sana Evet. diyorum. Yani ben bir çocuğa Teşekkür ederim. yetebilmek için yani çocuk yetiştirmek gerçekten çok zor. Ve hani gerçekten bu emeği verebilecek kişilerin yapmasını çocuğu o kadar isterdim ki. Ve hatta ikincisi için de aynı şeyi düşünüyorum. Mesela şeyde böyle değil yani yurt dışında böyle değil. Yurt dışında mesela çok çocuklu olabiliyor insanlar ama orada bir çocuğu kendi kendine bırakma ve kendi kendine çocuğun büyümesi hali var. Onun da tabii ki hani başka sebepleri var. Yani çocuk evet kendi kendine büyüyor ama çünkü zaten okullarda çok iyi eğitim veriliyor. Zaten çevre güzel işte zaten hani böyle bir sosyal desteklerim var, bir şeylerim var filan falan gibi kendi güvende hissetme gibi şeylerim var. O yüzden biraz daha çocuğu özgür bırakıp işte mesela 3 tane çocuk yapıyorlar. Çocuklar zaten birbiriyle oynayarak bütün gün geçiriyorlar. Hani bizim Evet. kadar bu kadar emek vermek zorunda kalmıyorlar. Evet, bizim kolektif bir bilincimiz var ya arkadan gelen bir de Evet. kültürler şunlar bunlar. Sen yapmazsan babaanne yapıyor, sen Evet. yapmazsan anneanne bir şey söylüyor Evet. haliyle çok fazla da etrafta veri dumanı olunca bizim çocuklar mecburen ekstra mesai harcamamız Evet, sen gerekiyor. burada kendin bir eğitimden geçirmen gerekiyor. Çünkü ilk eğitim anneden babadan alınan yani çekirdek aileden alınan eğitim. Ondan sonra okula gittiği zaman o çocukta bir davranış bozukluğu olduğu zaman öğretmenin bunu değiştirmesi çok zor. Yani çok uğraşması gerekiyor. İşte bir problemli çocuk olur o zaman karşısında. İşte arkadaşlarına saygısı olmayan ya da işte zorluk çıkartan ya da özgüveni olmayan hani bunu da dozajında yine hani denge çok önemli her konuda dozajında çocuğa vermek, hissettirmek, birey olduğunu hissettirmek gerekiyor. Evet, haklısın. Sinemcim, bu sakin ve huzurlu sohbetin için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin ya da paylaşmak istediğin bir şey var mı? Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim yine beni davet ettiğin için. Sadelikle herkesin buluşmasını gerçekten çok isterim. Yani minimalizm insanları korkutmasın. İşte ben eşyalarımdan vazgeçemem ya da işte ben 3 tane tabakla 2 tane tişörtle yaşayamam diyerek kestirip atarsanız belki de hayatınızın en büyük fırsatlarından birini elinizin tersiyle itiyorsunuz. Sayıya lütfen takılmayalım. Eşyaların sayısına takılmayalım. Çünkü herkesin ihtiyacı ve sayısı farklıdır.
Renklere takılmayalım. İşte beyazlar, griler, bütün minimalistlerin evleri böyle bana çok soğuk geliyor, yaşanmamış geliyor deyip renklere takılmayalım. Sizinki kırmızı olsun, mor olsun. Sadece kullandığınız eşyalar olsun. Ve bu konuda kendinize dürüst olun. Eşyalara siz hizmet etmeyin artık. Çünkü böyle yetiştirildik biz. Bırakın artık biraz da onlar size hizmet etsinler. Ne güzel söyledin ya. Çok güzel bitirdin. İyi ki geldin. Beni de iyi anlamda yavaşlattın. Öyle mi? Ne kadar Tekrar güzel. sana ve tüm dinleyenlere de bizi dinlediği için teşekkür ederim. Çok iyi Çok geldin. teşekkür ederim Duygu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.